yöneticileri, sevgili basın mensupları, 25 yıldır büyük bir özveriyle daha bilinçli bir toplum oluşturmak adına emek veren Çevik Kovaklı'nın bu yıl üçüncü kez düzenlediği Yeşil Nokta Sanayi Ödül Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada bize ev sahipliği yapan, bu organizasyonu yapmamızda büyük emek harcayan Çevik Kovaklı'nın yönetim kurulu başkanı Sayın Okyay Yayılar'ın konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Yeşil Nokta artık Türkiye'ye yerleşti. Hakikaten arkadaşımızın söylediği gibi 1000 sayısını açtık ama 1000 hakikaten çok düşük bir sayı şirket olarak. Ama belki tonaj olarak baktığımızda, yönetim olarak bakıldığında ciddi bir rakam. O ayrı konu. Biz 25. yıl dönümümüzü kutluyoruz. Bu kutlama için yaptığımız toplantıya birçok arkadaş, buradaki arkadaşlar çoğunuz katıldığınızı tahmin ederim. Bu sene bizim için özel bir yıl bu bakımdan. Yeşil Nokta'yı kullanan örgütlerin üst organizasyonu Pro Europe'un genel müdürü Ursula Dennis'in konuşmasını yapmak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. 25 years of CEFCO is pretty amazing. It's a good amount of time for looking backward, for looking forward, for accounting what has been achieved and setting new goals for the future. 26 years ago, as you saw in the little slideshow, the Green Dot system in Germany was founded as the first EPR scheme for packaging. So Turkey was not far behind, and before France, Austria, Belgium, many other countries. And that is a good and hopeful sign, and I hope that the story will continue successfully in the future. CEFCO is part of the Pro Europe network. You saw the map earlier, ranging from Estonia to Malta, from Portugal to Finland, so really all over Europe. And even though the systems in Pro Europe are all very different, there's one thing that unites them, that is the green dot symbol. And the green dot is a financing symbol, yes, but it is also a promise. It's a promise for cooperation for all the stakeholders in the packaging value chain, from packaging producers to fillers, to retailers, to recyclers, municipalities, consumers that play an important role, NGOs, and last but not least, the media. And all of these parties working together is what makes a green dot system strong and what fulfills the green dot promise. ÇEVKO'nun Yeşil Nokta ile ilgili yaptığı çalışmaları bizimle paylaşmak üzere Genel Sekreter, ÇEVKO'nun Genel Sekreteri Sayın Mete İmer'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Aslında Yeşil Nokta sadece bir işaret değil, aynı zamanda bir model, bir sistemi simgeliyor. Ve biz burada Amaç Atıkların Kontrol Yönetmeliği çıkmadan önce, daha 2000'li yıllarda başında bu modeli uygulayarak belediyelerle işbirliği yaptık. Amaç Atıkların toplanmasıyla ilgili kendi üyelerimizin sorumluluklarını yerine getirdik. Bir gönüllü olarak başlayan bu sorumluluklar daha sonra bir yasal yükümlülük haline geldi. Dolayısıyla aslında bu model, Avrupa'da ortaya çıkan bu model, ilk olarak ÇEVKO'nun uygulamaya başladığı ve sanayinin atıklarla ilgili geri kazanım yükümlülüğünü üstlenerek bunu bir şekilde mali olarak içselleştirdiği, sonuçta tabii tüketicilere yansıttığı bir finansal model aslında. Ve şimdi jüriye başkanlık eden İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Genel Sekreteri Sayın Konco Çalkaviki, değerlendirme sürecini bizimle paylaşabilmesi için sahneye davet ediyorum. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri Yarışması ödül törenine hepiniz tekrar hoş geldiniz. Öncelikle yarışmayı düzenleyen ÇEVKO Vakfı'na ve yarışmaya katılarak destek veren Yeşil Nokta imzacısı şirketlere teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Burada
yasal zorunlulukların ötesinde gerçekleştirdiği örnek çalışmalarla ortaya çıkan kurumları ödüllendirmeye başladık. Aynı zamanda da bu firmaların yaptığı uygulamaların piyasaya ambalajlı olarak ürünleri veren diğer firmalara örnek olmasını istedik. Biz jüri olarak 7 kişilik bir jüriyiz. Kamudan, akademiden, sivil toplumdan pek çok değerli üyemiz var. Bu 7 kişi birbiriyle uyum içerisinde çalışıyor. Ve hakikaten çok keyifli bir süreç geçirdiğimizi söylemek istiyorum. Çapı ve büyüklüğü konusunda size bilgi versin diye sadece bu rakamları kullanmak istedim. Tofaş'ta bu tamamen bir kurum kilidi olarak ele alınıyor. Gerçekleştirmemize katkı sağlayan bütün çalışma arkadaşlarım adına bu ödülleri almaktan büyük gurur duyuyorum. Şişecam cam ambalaj olarak doğal kaynakların en etkin şekilde kullanmayı, çevresel etkileri en aza indirmeyi ve enerji verimliliğini sürekli artırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda 2011 yılında Türkiye'nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden olan Cam Yeniden Cam projesine başladı. Geleneksel Yeşil Nokta basın ödüllerinin
kazananları 2016 yılı boyunca çevre haberlerine öncelik veren ve geri dönüşüm konusunda kamuoyunu bilgilendiren basın yayın kuruluşları arasından belirlendi.